kabul edilebilir işler değil, görüyorsunuz. Ama sizinle bir profesyonel gibi konuşmak zorundayım. Ve şunu sormak zorundayım. Ne oluyor bize? Gerçekten hep birlikte delirdik mi? Ne diyorsunuz? Diğer konuğumuza da bir merhaba diyelim. Evet. Sosyolog Ercan Geçkin hattımızda. Ercan Bey merhabalar, hoş geldiniz yayına. Merhaba, iyi yayınlar Faruk Bey. Çok teşekkürler, size de geleceğim. Burak Hoca ile bir başlayayım. Hocam nedir mesele, ne oluyor, ne olduk biz şimdi? Muhtemelen biriken faktörlerin bugün çok daha kolay gün yüzüne çıkmasıyla oluşan kompleks bir durum. Yani tek bir açıdan söz etmek güzel olmaz. Yani iyi değerlendirme olmaz. Ama fizik ve kimyayla belki açıklayabiliriz. Yani 1 + 1 3 ediyor. Ne o biriken sebepler? Bir kere ben bir tıp doktoruyum. Nörobiyolojik bazı faktörler var. Genlerimiz değişti. Genler değişiyor. Bir şekilde zaman içinde o genler minik de olsa etkileniyor ve değişiyor. Çevresel faktörler, etrafında insanların kendine örnek aldığı identifikasyon dediğimiz özdeşim kurduğu insanların gücün, değerin değişmesi. Yani ben kendime güçlü biri olarak eğer çok iyi bir öğretmeni, çok iyi bir bilim insanını, çok iyi bir işte ne bileyim sanatçıyı örnek alabilirken çok daha kolay yerden, çok daha kolay yoldan, çok daha güçlü ve potansiyel hale gelebilecek ama bunun için bir background, bir temel oluşturmamış başka bir abi, bir baba, bir işte ne bileyim mahallenin işte birini aldığımda ve bu kişi sosyal dünyadan, dış dünyadan değer gördüğünde üstüne üstlük bir de maddi anlamda bir yer elde ettiğinde çocuk ve ergenlerin özdeşim faktörleri değişiyor. Artı sosyal faktörler var ama bunu şuna benzetebilirim. Yani bununla ilgili nörobiyolojik, bilimsel çalışmalar işte çok daha teknik konulardan, tıbbi meselelerden söz edebiliriz ama anlaşılırlığı az olabilir. Bazı örneklerle, metaforlarla açıklamak daha kolay olacak. İnsanlar ne der çok öfkelendikleri zaman? Taştım der, değil mi? Sabrım taştı der. Doğru. Ben de şu metafor üzerinden fizik ve kimyayla anlatabilirim belki nedenleri. Şimdi hemen hepimizin bir iç dünyası, bir ruhsal kapasitesi, bir sinir kapasitesi, tahammülü var ya. Aynı bu bir tencerenin, bir kabın içindeki sıvı gibi. Şimdi düşünün 3 tane sıvı var. 3 tane farklı tencerenin içinde ve aynı derecelerde ısındıklarını düşünün. Aynı anda taşarlar mı? Hayır. İçindeki hangi madde olduğuna bağlı. Bir de yani şöyle düşünelim. Süt bir başka, kapta su başka, bravo. Başka. Süt var, su var ve yağ var. Evet. 3 tane çok basit sıvı. 50 mililitre olsun, 500 mililitre evet. olsun. Aynı derecede de ısıya maruz kalıyorlar. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Demin sizin söylediğinizde bir miktar farklı düşünüyorum açıkçası. Isı arttı. Maalesef ısı arttı. Hangi konuda farklı düşünüyorsunuz? Birçok faktör var. Şimdi hemen söyleyeyim onu müsaadenizle. Isı arttı. Yani birçok faktörden kastettiğim işte demin anlattığım nedenler, ekonomik nedenler de dahil olmak üzere. Yani insanların yaşadıkları çok şeyler oldu. Deprem yaşadı bu ülke, pandemi yaşadı, savaşlar var. İşte bu Filistin rezaleti var. Nelere maruz kalıyor yavrularımız, çocuklarımız ve böyle büyürken ısı arttı. Ama bir de kap küçüldü. Ruhsal yapı küçüldü. Değerler bu anlamda erozyona uğradı. Ama değerlerden kastettiğimde çok daha geniş üzerine belki tartışılabilecek şeyler. Sizden farklı düşündüğümde hemen söyleyeyim müsaadenizle. Yapılan bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor Faruk Beyciğim. Şiddet içeren eylemleri izlediklerinde ve bu oyunları oynadıklarında ergenlerde risk faktörü artıyor. Çok haklısınız, çok daha fazla olmaya başladı. Bu yüzden daha fazla görüyoruz. Ama gördükleri zaman da bununla özdeşim kuruyorlar. Daha fazla agresyon skorları yükseliyor. Yani gösterilmesin mi? Medyaya da ciddi iş düşüyor. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bunu unutmayın. Lütfen size döndüğümde buradan birkaç cümle söyleyin. Lütfen. Tamam, bütün öz eleştiriyi almaya hazırız. Eğer bir hatamız varsa hepimizin. Tüm medya yani belki sosyal medyada faaliyet gösterenler, dijital medya, biz konvansiyonel koskoca Türkiye'nin en önemli haber kanalıyız. Yani bizim toplumsal anlamda üzerimize düşen bir şey varsa, eksik ya da yanlış ya da fazla yaptığımız bir şey varsa çok doğal olarak biz bu toplumun aynasıyız. Onu hemen toparlarız ama benim size başka birkaç sorum olacak ama bu konuda da görüşlerinizi alacağım. Hemen dönüp Ercan Geçkin, sosyolog Ercan Geçkin'e hocanın söylediklerini bir yorumlamasını isteyerek bir soru yönelteceğim. Toplumun sosyolojik yapısı yani bugüne kadar getirilen örf adet gelenekler, toplumsal uzlaşı, bu maya bozuldu deniyor. Yani artık gelenek bir şey ifade etmiyor, görenek bir şey ifade etmiyor, hatır bir şey ifade etmiyor. Toplum boşaldı ve gerçekten hızlı bir şekilde duvara doğru ilerliyor. Bu tespitlere katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Yani kısmen katılabilirim. Şöyle bir değişim, dönüşüm izledi Türkiye batıdan biraz farklı olarak. Özellikle 1980'den sonra kent nüfusu, kır nüfusunu geçti. Tabii bizim batıdaki modernleşmeden çok farklı bir rotada ilerleyen modernleşmemiz oldu. Geleneksel bağlar batıda sanayileşme sürecinde zayıflamaya başlamıştı ama yeni bir ahlaki ilkeler bütününde, bir sözleşme temelinde de bir inşaları vardı. Bizim sosyal bilimlerde 19. yüzyılda sanayi toplumunun sorunlarını araştırmak için ortaya çıkmışlar. Evet. Yoksulluk bunlardan biriydi. Çeşitli eşitsizliklerden dolayı kapitalizmin sorunları, sanayi toplumun sorunlarıyla bunlar gündeme geldi. Sosyoloji de bunlara cevap vermek için aslında ortaya çıkmıştı. Türkiye'deki modernleşme süreci tabii biraz daha gerilimli ilerledi. Gel gitti oldu. Şimdi geleneksel bağlar tabii ki her sanayileşme toplumda öyle veya böyle zayıflama eğiliminde oluyor. Türkiye'de de bu süreç özellikle 80'den sonra daha fazla arttı dedik ya, orada şöyle bir durum da karşımıza çıktı. Dünyada da küreselleşme dediğimiz bir süreç yaşandı. Küreselleşme de özellikle kitle iletişim araçlarında rolü daha fazla gündeme geldi. Artık Türkiye ve dünyada da her çocuğun ayrı bir odası oldu. Daha fazla bir bireyselleşme karşımıza çıktı. Ve yeni bireyselliği temsil eden teknolojiler çıktı. Mesela 80'lerde belki 90'ların başında kaset çalarda herkes müzik dinlerken Walkman çıktı. Artık bireyselleşen bir kültürel örüntü karşımıza çıktı. Bu kötü bir şey mi? Yani toplumun bireyselleşmesi negatif bir şey mi? Yani negatif veya pozitif diyemeyiz biz sosyal bilimciler olarak ama bir sarsılma oldu. Yalnız Türkiye buna nasıl cevap verdi? Nasıl verdi? Elindeki en güçlü cevabı eğitimle verebilirsiniz, kısmen de olsa güçlü bir dayanaktır. Türkiye'nin eğitim politikası da 90'larda bildiğiniz üzere sürekli değişti, hızlı değişti. Türkiye'de eşitsizlik daha fazla arttı. Yani 80 öncesinde ki devletin hakem rolü 80'den sonra Türkiye'deki sosyal devlet olma mekanizması giderek zayıfladı. Alternatif sosyal dayanışma ağları çıktı. En formal dayanışma ağları dediğimiz kentlerde özellikle çeşitli kanallar üzerinden insanlar kendini kentte var etmeye, tutmaya çalıştılar. Mesela 80 öncesinde gecekondu kültürü önemli bir alt kültürdü ama kira vermiyorlardı. Yani yoksulluğu biraz dengeleyebiliyordu. Devlet de buna hakem rolüyle de bir cevap veriyordu. Ama 80'lerden sonra gelenler yoksulun da altındaki sınıf kategorisine girmeye başladılar. Ve bunların gençleri de sınıflar kalabalık olacak şekilde eğitim almaya başladılar. Türkiye'de eğitim de sınıf atlama aracı olmaktan yavaş yavaş uzaklaştı. Ercan Bey, söylediklerinizi bir yerde topluyorum. Ciddi anlamda yekün eşittir bir ekonomi başlığı çıkıyor. Yani evet. Şu mu oluyor? İnsanlar köyden kente, nüfus değişimi, köyden kente, kent ve köy oranlarındaki değişiklik dolayısıyla ciddi sarsıntılar yaşadılar. Kentin çeperine geldiler ve orada kilitlenip kaldılar. Şimdi orada sıkıntılar meydana geliyor. Buradan döneceğim size ama ben Burak Hoca'yı hocam sizi benim tahtaya kaldırmak haddime değil ama kalkıp şunları birlikte değerlendirelim. Tamam, niye kalkalım? Sen. Çünkü rakamlar çok ilginç. Bu IPSOS'un araştırması. Kaynak IPSOS, Dünya Zihin Sağlığı raporu bu. Dünyaya bakıyoruz, ülkemize de bakacağız. Şimdi değerli hocam, hemen size bilgileri aktarayım. Hem de size aktarırken izleyicilerimize ulaştırmış olalım. Görüşlerinizi alalım. 31 ülkede yapılan araştırmada stres seviyesi %62. Bu 31 ülke. Türkiye stres seviyesi %76 ile üst sırada. Yani bu 62'nin epey üstüne çıkmışız biz. Yani dünyayı da gazlayıp geçmişiz soldan. En düşük seviye %44'te Japonya. Kadınların %66'sı stresli. Kadınların %66'sı stresli. Şimdi erkeklere bakalım, öteki bilgi ekranında geliyor. Erkeklerin %58'i stresli. Yani erkekler kadınlara göre %8 gibi daha az stresli. Yani tam olarak nasıl bir ölçümdür bilemem de ben rakamları anlatıyorum. Z kuşağı kadınlarının %40'ı üzgün ve umutsuz. Zaten olmaz diyor, yani olmayacak diyor. Z kuşağının %54'ü stresten işe gidemeyecek kadar kötü hissediyor kendini. İşe falan gitmek istemiyor yarıdan fazlası. Y kuşağının %47'si stresi işe gidemeyecek düzeyde. Orada da bir sıkıntı var ama Z kuşağı kadar değil. Şimdi şu bilgileri bize hemen bir özetleyin. Ne diyor Ipsos bize bu verilerle? Şimdi bilimsel çalışmalar öncelikle hani Cerrahpaşa'da çalışan, yıllardır orada olan biri olarak şunu ilk etapta söylemem lazım. Bilimsel çalışmalar bir araya getirilerek birbirlerine eklemleri, ama zaman zaman böyle güzel fotoğraflar çıktığında bizim klinik deneyimlerimizle paralellik arz eder. Ne diyor bu çalışma? Bu çalışmanın kendi içinde, tabii çalışmayı birebir okumadığım için bilmiyorum ama teknik yönleri olabilir. Örnek, erkekler mesela birazcık daha içe atabilirler. Kendilerini ifade etmekle ilgili zorluk yaşayabilirler. Ama biz klinikte şunu görüyoruz. Stresimiz arttı. Ya bu ülkede stres arttı. Hele çocuklarda, ergenlerde stres daha fazla arttı. Demin o metaforu bu yüzden verdim. Örneği bu yüzden verdim. Yani bir ocağın altı çok açıldı, ısındı ve çok çabucak kaynayabiliyor çeşitli maddeler. İkincisi de kap küçüldü dediğim tam da bu. Stres ne demek kelime anlamı olarak? Tansiyon demek, gerginlik demek değil mi? Tansiyon, tension. Mesela hepimizin bir tansiyonu var. Normalde de olur değil mi? Tansiyonun belli aralıkta olur. Bizim o aralığımız üst sınıra yaklaştı. Şu dünya genelindeki ortalamanın %62'den %10 gibi fazla görülen şey aman canım ne olacak gibi bir durum değil. Yine size bir bilimsel çalışmayla açıklayayım bu bilimsel çalışmayı. Son zamanlarda yapılan bir bilimsel çalışmada Faruk Bey, eğer yetişkinler %1 düzeyinde silahlanma konusunda artış gösterirse çocuk ve ergenlere kaç kat yansıyor biliyor musunuz? Yaklaşık 3 kat yansıyor. Çok önemli, bakın inanılmaz önemli bir şey. Buna dair hepimizin bir şey yapması lazım çocuklarımız ve torunlarımız için. Aynı bu o kabın küçülmesi gibi ya da biraz ısın artması gibi olacak şey kimyasal ve fiziksel bir reaksiyona neden oluyor. İşte ondan sonra toplumsal ve sosyolojik reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Deminki konuya geri döneyim. %1 bir saniye. Bir geri dönün. Çok özür dilerim. Buyurun. Hani süreyi hızlı kullanalım diye Ercan Bey'e de gideceğiz ya. Şimdi örnek veriyorsunuz tencerelerin içindeki sıvılar. Evet. Şimdi ben de size diyorum ki değerli hocam, tencereler kaynıyor ya. Yani içinde ne var? O her sıvı kaynama süresi farklı. Bir açıyoruz. Tencerelerin içinde hiç sıvı yokmuş. Tencerelerin altını açmışlar. Ama içinde sıvı yok. Tencereler köze dönmüş. Alttan pişe pişe. Tencerelerin içinde bir şey yok. Ve toplum o tencerenin içinde bir şey var zannediyormuş. Şimdi tencerenin içinde bir şey olmadığını görünce oradaki taşıp kaynayanı geçti artık. Tencerenin kendisi yanmaya başladı. Dolayısıyla bu örnek yerine oturuyor ama burada ciddi bir umutsuzlukla karşı karşıyayız. Yok o kadar olmayalım. İnanın öyle. Neden? Çünkü eğitimle alakalı söylüyorum size. Mesela çocuk şunu yapamıyor. Yani ben Türkiye'de adil, eşit, başarabildiğim bir şeyi başaracağım diyemiyor. Belki bunu yitirdik. Esas mesele çok bu olabilir. Net. Buradan çözmemiz lazım değil mi? Çok net, çok net. Zaten ergenlerin tamamen o bahsettiğim yapısal değişikliği olur ya nörobiyolojik olarak zaten ergenlik çocukluktan yetişkinliğe geçilen bir kabuk değiştirme sürecidir. Dolayısıyla orada bir kıvam farklılık değiştirir ama eğer tencere yanıyor olsaydı o zaman evet toplumsal olarak hemen hepimiz dağılmış olurduk. Biz sizle şu diyaloğu da yapamazdık ama böyle bir durum olabilir mi? Olabilir. Yani bu hatta üstsel ilerleyebilir. Bu kadar altını kalın kalemlerle, kırmızı kalemle çiziyorum. Yani aman canım %76 diyelim ki %100'e daha %24 var gibi bir basit matematik örneği verelim. O öyle olmaz. Yani %10 böyle dolarken aynı sütün taşması gibi ilerler. Dolayısıyla bu konuya dikkat edelim. İnanılmaz da altını çizelim. Ama umutsuzluk tam tersine bunları negatif bir hale getiriyor. Ergenlik kendi içinde zaten bir kimlik geliştirme süreci. Yani Y ve Z kuşağı olarak adlandırdığınız o yapılar, özellikle Z kuşağı aslında hayatı bir anlama, kimlik oluşturma dönemi. Ama %1 ve %3 örneğini bilerek veriyorum. Bu kuşak, bu yaş, bu dönem daha hassas. O yüzden bu alana çocuklarımıza ve ergenlerimize toplumun yaklaşık %40'ı Faruk Beyciğim, çocuk ve ergen. Ekstra hassasiyet göstermek, ekstra özel ehemmiyet göstermek lazım. Size %100 katılıyorum, %1000 katılıyorum. Çok kaliteli bir eğitim sağlanması lazım. Artı bir önceki haberde altını çizdiniz. Bence sağlıktan bile daha önemli. Bir tıp hekimi, bir tıp profesörü, bir akademisyen olarak söylüyorum. adalet. O adalet duygusu yani en az umut kadar güçlü. Peki o zaman biz oturalım. Hem 5 dakika 6 dakikamız var. Ercan Bey'e de bir dönelim. Ercan Bey. Bütün sorularımı sorarken açık olmaya çalışıyorum. Siz de söyleyin lütfen. Ben durumun iyi olmadığını düşünüyorum. Abartıyor muyum ben? Hayır, durum gerçekten sarsıcı. Sadece bizim için değil, dünyada da sarsıcı. Z kuşağının yaşadığı bu sorunların arka planda aslında büyük ölçekteki dünyadaki en azından değişim söz konusu. Şimdi hassasiyetten Burak Hoca bahsetti, oradan devam edeyim. Hassasiyet gittikçe artıyor. Şimdi Z kuşağının Türkiye özgürlüğünde, yani anne babaları özellikle 80'lerde 90'larda çocuk yapanlar, bir dönem Amerika'da geçerli olan helikopter anne baba dediğimiz. Yani biz annemizden babamızdan görmedik, yaşayamadık. Bunlar ne ister derse yaptık. Yani hayır demeyi bilmeyen bir ebeveyn kültürü vardı, oluştu Türkiye'de 90'larda. Evet. İki, teknolojinin de etkisiyle günümüzde şöyle bir değişim söz konusu oldu şiddet bakımından. Biz sadece fiziksel şiddeti görmüyoruz. Günümüz kuşağı, bizim de dahil olduğumuz zaman Z kuşağı, daha fazla enerji sarf etmek zorunda kalan, daha fazla internet veya teknolojik ürünlerle, imajlarla, görselliklerle işte geçip yoksulluk yaşayan, bundan geri kalmak istemeyen ve şiddeti gittikçe içinde hisseden, yani ruhunun olumluluğunun şiddeti der mesela Ünçülhan buna, yorgunluk toplumu der. Bu şeffaflıkla birlikte geliyor. İnsanlar şeffaf oluyor. Şeffaf olmak zorundayız. Paylaşmak zorundayız internette. Histerisiyle orada olmak zorunda. İki, uyarıcılar çok fazla. Bu uyarıcılara cevap verirken de aslında zihin gittikçe dağılıyor. Şimdi geleneksel paradigma ise özellikle psikoloji ne diyor? Dikkat dağınıklığı kötü bir şey diyor. Şimdi mevcut koşulda ise Z kuşağı dikkat dağınıklığıyla yaşamak zorunda. Şimdi bizim eğitim sistemimizde, dünyadaki eğitim sistemi de yeni kuşağın algısına, bilişsel yapısına tam cevap veremiyor. Şimdi çelişki de burada çıkıyor haliyle diğer koşullarla birlikte. Yani makro, sosyoekonomik eşitsizlikler, işsizlik vesaireyle bütünleşince gençlik burada bir çaresizlik yaşıyor. Şimdi depresyon toplumu içinde yaşıyoruz aslında büyük ölçüde. Bunun bir başka göstergesi, Türkiye'de 2000'li yıllardan sonra bir boyutu hukukla bağlantılı olduğu için söylüyorum. Hukuk fakültelerinde eşit ağırlıkta hukuk fakülteleri en fazla tercih edilenler arasında. İki, psikoloji bölümü çok tercih ediliyor. Evet. Sizin paylaştığınız veriler de paralel olarak psikoloji bölümünde, hukuku da, ama özellikle psikolojide bizim alanda dahil en fazla tercih edenler de kızlar. Şimdi bu bize bir şey gösteriyor. Hem adaletsizlikten dolayı bir arayış, iki, kadının yaşamış olduğu strese yönelik de hem kendini anlamlandırma hem de toplumda da psikoloğa yönelik bir ihtiyacında bir göstergesi oluyor. Peki hocam. Bütün bunların hepsi. 2 dakika var. Şimdi tavsiyeler. Ne yapalım? Biraz yavaşlamamız lazım. Yavaşlamadan kastım şu. Hadi bir metafor daha. Ben elimi bu gayet kadife gibi görünen kumaşın üzerine sürsem bir şey olmaz. Ama bunu hep o stres dedik ya, stres stres bu, gerilim demek. Sürdüğümde bir dönem sonra elimde yara oluyor. Toplum bu koşturmaca içinden az evvel Ercan Bey'in bahsettiği o hırsla, o koşturmaca ile beraber hemen hepimiz, ana babalar değil mi, böyle bir yoğun bir şey içindeyiz. Hırs ve koşturmaca. Bu hırsı birincisi çocuklarımıza yansıtıyoruz. Neden ben hocam? Başaramadım, neden o yapsın. Demin neden? Ercan Bey'in bahsettiği neden tam burada. Ercan Bey'in bahsettiği helikopter anne, helikopter baba, X kuşağının Z kuşağına arzusu. Ben piyano çalamadım, o çalsın. Ben futbolcu olamadım, o olsun. Ben doktor olamadım, o olsun. Ben milyarder olamadım, o olsun gibi bir arzu, hırsla beraber giden bir süreçte. Tüm toplum, hepimiz, özetle bir cümle bunu söyleyeyim. İğneyi kendimize batıralım hep beraber. Müthiş bir hırs içindeyiz ve çocuklarımızı maalesef ihmal edip görmezden geliyoruz ihtiyaçlarını. Yalnız şöyle de bir şey var. Herhalde bu hız, anne baba, çocuklar, hızlanan hayat, ivedilikle bir şeyleri yapma derdi. Bunun altında şu da yatıyor hocam. Birileri bir şeyler yapıyor. Yani atı alanlar Üsküdar'ı geçiyor. Bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Ve hızlıca bir şeyleri halletmemiz lazım. Öyle ya da böyle. Kurallı ya da kuralsız. Bakın en önemli tetikleyici sebeplerden biri de, eğitimci olarak söylüyorum, benim gözüme çarpan şeylerden biri de bu. Çünkü rahatça uyuduğunda bu ülkede olmaz canım sabaha kalkarız ve kaldığımız yerden devam ederiz hissi zayıfladı. Sabaha ne olacağını bilmiyorum. Belki de benim yerime başka biri gelir endişesi bütün bunları tetikliyor. Hocam teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Profesör Doktor Burak Doğangün çok çok sağ olun. Her zaman görüşlerinize ihtiyaç duyuyoruz. Kapınızı çalacağız. Ve sosyolog Ercan Geçkin. Ercan Bey size de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi hafta sonları diliyorum.